Ulan siren çalıyor. Önemli bir şey değildir la. Kapı da çalıyor. Ne oluyor köyde? Başkan hapisten kaçmış. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Oysa ki gözümü üstünden hiç ayırmıyordum. Nasıl kaçtı ben onu anlamadım. Ondan sonra şaşardım zaten. Bu ne? Şimdi işimiz bitti işte. Bir an önce onu yakalamamız gerekiyor. Hiç merak etme, onu her yerde arıyoruz. Bu adam çok tehlikeli şeyler yapabilir. Dikkatli olun. Sen benim şu gözlerime baksana, benden kaçabilir mi hiç? Bu adam nasıl hapisten kaçabildi ki? Merak etme, kısa sürede onu yakalayacağız. Senin korkmana gerek yok, sadece söyleyeyim dedim. Benim yüzümden hapse girdi. En başta gelip benim işimi bitirecek. Merak etme, benden çok korkuyor. Şu anda var ya, bir yerde saklanıyordur kesin. Onun saklandığı yeri bulmamız gerekiyor öncelikle. Belki de şu anda çok uzaklara gitmiştir, kim bilir. Yok la, çok uzaklara gitmemiş. O zaman erkekse benim karşıma çıktı. Ah, benim karşıma bir çıkacak o. Merak etme la, çıkmışsay. İstediğini söyleyebilirsin şu anda. Bir kere o adamın tipinde körizlik var zaten. Benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ya bir yumrukta işini bitireceğim. Öyle mi? Bir tane mi? O erkekse benim karşıma bir gelse keşke. Geldi la zaten, arkanda. Arkanda. Arkamda mı? Evet, buradayım. Olamaz, elinde tabanca da var. En sevdiğim başkanım, size hizmet etmeye hazırım efendim. Bu adam suçlu. Kız bir şeyler yapsana. Şimdi adamın elinde tabanca var, görmüyor musun? Bu sefer elimden öyle kolay kurtulamayacaksın. Ne olur bir şey yapma la. Senden ve bütün köylerden bugün intikam alacağım. Ne? Köylerin yanına sıraya geç bakalım. Tamam, sakin olun. Sen de. Ben de mi? Tamam, geçiyorum. Köylerin hepsinde toplamış. Nereye götürüyorlar bizi? Helal olsun, çok güzel kurtardın bizi. Silahla çaka olmaz la. Ne? Şimdi bitireceğim bunun. Hepsini bayıltıp mekana götürün. Bayıltıp mı? Ne olur bayıltmasın la. Olamaz, bu sefer sonumuz geldi. Burası neresi? Ama çok güzel uyumuşum yalnız. Çok da değişik bir rüya gördüm. Rüyamda sanki o başkan hapisten kaçmış da beni yakalıyordu. Burası neresi? Geriz hala uyuyor. Uyutmadınız. Burası neresi? Bu ne biçim yatakhane böyle? Olamaz. Yoksa bizi uzaya mı götürüyorlar? Uzaya götürüyorlar. Geliyor mu? Ne? Uzaya falan gelemem, ben daha hamburger satmam gerekiyor. Merak etmeyin, iki tane tekmeyle işlerini bitireceğim. Yalan söylüyor. Koskoca polis daha karate biliyordur herhalde. Ona karate falan hiçbir şey bilmiyor. Yoksa burası o başkanın özel hapishanesi mi? Saçmalama, böyle lüks hapishane olur mu? Vallahi benim evimden daha rahat. Senin evinden mi? Olmaz, ben sizinle aynı yerde uyuyamam. Bilmiyorum, burada tehlikeli olaylar dönüyor. Yok canım, öyle mi? Evet. Şu köylüleri de uyandırın, kalkın. Başımıza neler geldi bir bilseniz. Ulan neredeyim ben, olamaz anneciğim. Ne? Bir anda uyandırmayacaktım, sen de uyan. Uyansana. Benim adım Mahmut. Geri geliyor, git şuradan. Olamaz, kayboldum. Ne? Bebeği de kaçırmışlar. Acımasız vicdansızlar. Onlardan birini köyde görmüştüm. Demek bunlar kaçırdı. Açın şu kapıyı, vallahi ikinizi bitireceğim. Köylüyü vurdular. Onu nasıl yapıştırdılar la? Ne? Nereden kaçacağız şimdi biz? Sen uyanmadan önce bir saat etrafı inceledim. Kaçacak yer yok. Bari çocuğu bırakın gitsin. Bebeği bile kaçırmışlar. Kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz hep. Evet, o bebek ama normal bir bebek değil. O benim çocuğum. Ne? Onun sayesinde hapisten kurtuldum. Onun sayesinde mi? Bu başkanın çocuğu muymuş ha? Hepsi sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden kaçabilmiş. Bugün çocuğumun isteklerini yerine getireceğim. Bebeğiyle cebeyle uğraşacak vaktimiz yok. Bak, hamburgerciye müşteriler geliyor. Beni bekliyordur. Sen ne istersen bugün olacak oğlum. Şimdi çocuğunun suratına tokat yapıştıracağım bak. Seni tekrardan hapse göndereceğim, merak etme. Bugün hiçbiriniz buradan sağ çıkamayacaksınız. Bir şeyler desene sen de. Yok lan, şimdi vurur falan bak. Beni konuşturma. Bugün hepinizle bir oyun oynayacağız. Oyunu kazananlar kurtulacak. Oyun mu? Ne oyunu? Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu. Ne?
Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Adam resmen bizimle eğleniyor. Ulan bir kurtulayım, onun işini bitireceğim. Şimdi herkes sırayla oyun alanına geçecek. Yanlış bir şey yapan olursa işi biter. Canım oğlum. Senin oğlunun işini yani şimdi benim sonum bir çocuk yüzünden mi olacaktı? Merak etmeyin, ben yanınızdayım. Ama içim çok rahatladı şu anda. Bir kere ben politim, kanun namına iş yaparım. Şimdi sen ne olursun la. Oğlum Mahmut, ben bundan sonra burada yaşamak istiyorum. Çok rahatla. Şimdi herkes oyun alanına geçmeye başlasın. Bana bulaşmamanız gerektiğini söylemiştim. Beni dinlemediniz. Ben senin neyini dinleyeyim? Şuna bakın. Neyse biz de oyun alanına gitmeye başlayalım. Tamam, gidiyoruz, gelin. Şuna bak. Acaba şu anda neredeyiz? Yerin altına mı yaptı burayı, bilmiyorum ki. Geçelim. Ne oluyor burada? Şimdi çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Çocuk gibi oyun diyor hala. Ama bu oyunda yenilenin işi bitecek. Ne? Öyle oyun mu olur la? Ben bu oyunu biliyorum. Bebekken oynuyordum. Korkmanıza gerek yok yani. Karşıya geçmeyi başaran şu kapıdan çıkabilir. Demek bu kadar da basitti. Unutmayın, hareket eden ölür. Oyun başlıyor. Oyun başlıyormuş, dikkatli olun. Benim dışarıda yapılacak işlerim var. Size iyi eğlenceler. Gidelim oğlum. Gel bakalım. Başkan gitti. Tamamdır, sakin olursa başarabilirim. Yere yatma taktiğim sayesinde beni vuramayacak. Bekliyorum. Kasını döndü, ilerleyin. Duralım. Tamamdır, herkes duruyor. Sen şuraya geçsin, ağzın yüzünü kıracağım onun. Gel buraya. Köylüyü vurdular. Neyse. Arkasını dön, ilerleyin. Duramaz böyle kaldım. Kimse hareket etmesin. İlerleyin. Başkanın işini bitireceğim. Olamaz Mahmut, kafama vurdu. Ne? Evet Mahmut, kafama vurdu. Lan Mahmut ne demsin lan? Tamam, kafana vurdum. Tamam, bittim orayı lan Mahmut. Kerizler, siz hareket etmeyin diyorum. İlerleyin. Güzel köylünün arkasına saklandı. Şuna bak, beni göremez. Gülüm. Durun. Az kaldı. Mahmut, hani adam var ya böyle gösteriyor. Ne komik adam lan öyle. Böyle yapıyor, göster. Keriz. Konuşmanın sırası mıydı? Sana döndü. Gidin. Tamam, birazdan bitiyor. Siz bu oyunu almadan önce bana sordunuz mu? Bana sormadan beni bu oyuna nasıl alıyorsunuz? Önce bana soracaktınız. Vallahi var ya böyle... Vurdular adamı. Çok az köylü kaldı. Tamam. Bekleyin. Sakin. Bu kadar saçmalık yeter, kanun namına tutukluyorum sizi. Artık evden kurtulamadınız, evinize hapse atacağım. Benim bir kere belediyeden izin aldınız mı böyle oyun düzenlemek için? Olamaz, polisi vurdular. Bir kere siz beni vurmak için belediyeden izin aldınız mı? Ne? Neyse, çok az kaldı, hazır olun. Gidelim. Tuzak yapıyor, çok hızlı sayıyor. Dikkatli olun. Demek bu oyun basit, erkekten taş kağıtma, hıza gel Mahmut. Ne? Bak, benim bu oyunda yenme imkansız, hadi gel. Oğlum. Yendim. Bir daha yeneyim. Berabere. Oynayalım. Gerizler taş kağıtma, hıza sırası mı şimdi? Bitireceğim, çok az kaldı. Yanlış kişiye kaçırdınız, erkekten teke tek gel. Poğaça kafa seni. Mahmut, onun işini tek yumrukta bitir abi böyle. Suratını kuracağım. Görüyor musun? Daha nereye kadar geldim? Buradayım Mahmut, sen neredesin? Geri hareket etmesene. Ben bu kadar. Diyeceğim. İşte bu. En sona ben kalıp kazandım, dans edeyim bari. Olamaz, daha bitmemişti. Bunların hesabını vereceksin başkan. Hadi gidelim. Evet, bugün kötü başkan hapisten kurtulup sonra da bizi kaçırdı. Sonra hepimize çok tehlikeli bir oyun oynattı. Eğer başkanın oynattığı oyunu sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer o başkanı kaçırıp bu oyunun içine onu sokmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.